Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Kastamonu'dayız. Kastamonulu vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Kastamonu'da. İlave TV sizleri seviyor. Boş ver. Söyle söyle. Yok. Kalsın lan. Söylemeyeceğim. Hayır, ben de kalsın. O gizli o. Öyle şey konuşulmaz. Hadi söyle, söyle. Şimdi o bizde kalsın. O bizde kalsın. Aynısı yani. AK Parti. Neden AK Parti? Valla bize çok yardımcı olduğu için. Ne yardım oldu? Her yerde yardımcı oluyor. Başkası yapamaz ki zaten. Valla. Valla yapamaz. Sandığın başına varınca yapacağım. Geçen seçim kime verdi? Hayır tamam. O yok. Öyle şey olmaz. AK Parti'ye. Neden AK Parti? AK Parti. Neden AK Parti? Öbür partiler zaten denenmiş parti. Yani denendi mi? Her tarafta denendi. Evet. AK Parti başka söyleyecek bir şey yok. Evde iki oyun var. Birinin CHP'ye, birinin MHP'ye. AK Parti ya. Ya boş be be. Ya Allah, şu anda kararsızlar sayısı oldukça fazla olduğu için biz de o kararsızların içerisindeyiz. Geçen dönem hangi partiye vermiştiniz? Hatırlamıyorum ki. Cumhurbaşkanlığında? Vallahi onu da hatırlıyorum desem. Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce. Olabilir. Hangisi? Olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ya sormana ne gerek var arkadaşım? Yani görüyorsun piyasayı. Herkes, ekonomik durum. Tabii ekonomik durum. Kıvranıyor herkes. Vatandaş verdiğine de pişman. Şimdiye kadar verenler de vermiyor artık. Vermeyeceğiz diyor pişmanlar. Evet, evet. Siz verdiniz mi daha önce oy? Hayır ben vermedim. Yine de vermeyeceğim. CHP'ye vereceğim ben. MHP'ye atacağım. MHP. Siz efendim? MHP. Neden MHP? Onu ya, daha yakın görüyoruz. İdeolojik görüşümüz daha mı yakın? Aynen. Yani. Ona daha sıcak. Ben mi? MHP'ye. Neden MHP? Bir de onu deneyelim bakalım. AK Parti'ye mi vermiştiniz daha önce? Daha önce ona vermiştim. AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye? Değerli Cumhurreisimiz, millete bakıyor. Onun için ben ona vermek istedim. AK Parti diyorsun. AK Parti. Biz şimdilik CHP. Neden CHP? İşte herkesin partisi var işte. Benim de partim CHP mi diyor? Hizmetleri nasıl abi Kastamonu'da şu anda belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Valla ben burada durmuyorum. Sen de durmuyorum. Evet. Bilemiyorum. CHP diyorsun. CHP. Sizce? Ben eskisi değil yani. AK Parti değil mi? Kesinlikle değil. Daha önce verdiniz mi? Hiç daha vermedim 16 senedir. Şükür olsun nasip olmadı. Yine vermem mi? Öylesi ya. Genelde AK Parti'ciyiz yıllardır bilmiyorum. Bu sene de herhalde orada öyle olmuş mecburen. Neden mecburen? Çünkü hep ona veriyorum. Bir değişikliğim yok. Gene de herhalde ona vereceğim. Bir kararsızlık var mı? Yok. İşte bu belediye başkanı yüzünden biraz kararsız da kaldım. Pek ama memnun değil misiniz? Evet. O yüzden mecburen AK Parti'ye veriyoruz. Evet. Ama belediye başkanı adayları seçimleri yanlış. Evet. Evet o yüzden yani. Ekonomik gidişten memnun musunuz? Vallahi hiç kimse memnun değildir. Ben de memnun değilim yani. Değilsiniz ama yine de AK Parti diyorsunuz. Evet. Söylemeyelim. Neden? Vatandaşın milletin vereceği oy topu oymuş. Geçen seçim kime verdiydin? Onu söyle geçeni söyle. Geçen seçim AKP'ye verdim. Bu dönem? Buna da belki verebiliriz. Biraz düşünce var mı? Düşünce var. Kararsızlık. Yok kararsızlık yok. Ne düşüneyim? Yapayım ben. Yani herkes doğrusu yaparsa onu yaparır. Hangisi doğru yapıyor? Tayyip yapıyor. Tayyip mi yapıyor? Tayyip yapıyor. Yine Tayyip'e mi vereceksin? Yine Tayyip Beyci. Memnun musun belediyenin çalışmalarından? Memnunum. İyi işler yapıyor. Şükür olsun. Yapıyor. Bir şey de diyelim. Ya Allah razı olsun belediyesinden. Emsa Çanipedi. Her yeri yapıyor. Şükür olsun. Bizim bir reisimiz var Tayyip Erdoğan. Allah onu başımıza eksik etmesin. Biz reisimizin yoluna gidiyoruz. Tabii ki Tahsin Abaş, AK Parti. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Yani Türkiye genelinde, sadece arazide Türkiye genelinde. Yok sadece Kastamonu. Kastamonu içinde konuşuyorum ben. Hı-hı. Tahsin Babası'nın bu yaptığı hizmetleri kimse yani nankörlük yapmasın. Bu hizmeti hiçbir parti vermez, hiçbir belediye başkanı adayı da vermez. Ben Tahsin Babası'nın tekrar belediye başkanı olmasını istiyorum yani. Siz efendim? Ben bir şey söylemek istemiyorum. Yani yalan konuşmayı istemiyorum. Ben olsam CHP'ye veririm. Neden? Öyle. Memnun değilsiniz çok. Evet. Vallahi ben şimdi çekimsenem ama verirsem MHP'ye vereceğim. Geçen dönem kime vermiştiniz? Babaşa verdiydim. AK Parti'ye verdim. AK Parti'ye verdim.
Neden tekrardan? Ben buradaki belediye başkanlığı alakalı bir konu değil benim şeyim. Anladın genel mı? Olarak ülke. Genel olarak ben tabii. Ben kafadaki insanların adaletsizliğinden dolayı bu FETÖ'de çok insan ekmeğinden oldu. Onun için AK Parti'ye şimdi ev vermeyi düşünüyorum. Yani böyle, halindeler ama. Hiç MHP'ye. Önemli değil. O zaman MHP'ye veriyor ama değişen bir şey yok. Aynen. Ha, o kadar. Ben yaşım daha 20. Ta evvelinden beri burası Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi durumunda. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni düşünüyoruz yani. Kasım'ın geneli öyle. Belediyenin şu anda AK Parti Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Eksikleri de var. Doğruları da var. Yani o konu hakkında bir şey diyemeyeceğim ama MHP olsa güzel olur. Tercih MHP'den yani. Benim tercih MHP'den yani. Şu anda benim görüşüm MHP tabii ki. Neden MHP? Galip bir ne oldu biz? Kastamonu'yu MHP'liyiz. Onun için MHP diyoruz. Alacağız mı diyorsunuz? Daha iyi hizmet edeceğini düşünüyoruz. Alacağız. Hizmet var mı şu anda? Şu anda hizmet var ama yeterli bulmuyorum ben. Bir tık üstü olur diyorsun aslında. Yani kesinlikle. Abi siz? Ben bilmiyorum abi. Fazla bana söyle. Kime oy vereceksin? Yani, söyle hemen. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Ya şimdi ben onun evinde oturuyorum. Onun için. Kimin evinde oturuyor? AK Parti'nin. Ha, AK Partililerin evet, evinde oturuyor. Evet. Oturmasan vermez miydi? O şimdi olmaz. Evimizden alabilirler. Olmaz ya. Kim alacaksın? Belli diyorsun? Olmaz. He? Yaparlar olmaz, mı diyor? Yaparlar. Güvenmiyor. Evet. Vallahi şimdi hangi partiye kararsızım ben biraz. Neden kararsızsınız? Ya bilemiyorum ne? Yani. Geçen zaman, seçim kime vermiştiniz? Geçen seçim AK Parti'ye verdim. Bu sefer biraz kararsızlık mı var? Kararsızlık var biraz. Maddi yönden mi? Biraz. Ya o işsizlik, bilmem falan filan yani. Ekonomik durumlar. Ekonomik durumlar. Onun için biraz evet, düşünüyorsunuz. Evet. Bir de şeyler var mesela. Böyle yüksek Kastamonu'da yani 20 katlı, 30, 20, 25 katlı bina olmaması lazım yani. Bu Kastamonu yöresi bir şey, deprem bölgesi yani. Evet. Bu bakımdan yani bunlara durdurmalar lazım. Ben AK Partiliyim. Neden AK Parti? Ya AK Parti başa geldi geleni AK Partiliyim. Tamam da neden AK Parti? Neden AK Parti? Ya AK Parti neden AK Parti? AK Parti her zaman çalıştı. Evet. Her şeyi o düz yaptı. Yani muhalefetlerimiz var ama yani başa geçip de iş yapacak bir adam var mı? Yok. Onun için Kastamonu ben... Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Memnun musun? Güzel bir soru sordun. Ben memnunum. Kendime konuşayım. İyi işler. Yani başkan çalışıyor. Tahsin Bey çalışkan. Bana sorarsan çalışkan. Allah bilir abi onu. Geçen dönem kime vermiştin? O benden sıra abi o da. Söyle canım bir şey olmaz. Çalışma yapıyoruz Kastamonu için. Faydası olur belki. Hani bize ne faydası olacak abi? Olur mu ya? Suriyelilere faydası oluyor. Bize faydası olmuyor ya. Olmuyor mu? Çalışma yok mu burada? Memnun değil misiniz? Ya, neyse memnun. Allah yapayım. Ya. 7 aydır boş değil. Çalışmıyor. İş yok, güç yok. Belediye burada bir iş sahası açmadı mı? Belediye ne? Tahsin Bey söz verdiydi o zaman seçimden önce. İş alırım diye. Hala alacak. Diğer seçim geldi. İkinci seçim geldi işte. Ne olacak? Görmüş müydün Tahsin Bey? Kaç kere çıktım yanına kabul etmedi. Almadı da içeri. İçeri bile almadı. Bu dönemde oynayacağım mı? Allah korusun. Vermem abi. O yok diyorsun. Kime vermeyi düşünüyorsun abi? O bende sıra abi. Söyle canım bir şey. Ne söyleyin abi? Söylemeyeceğim ben. Valla bizim için hangi sayılırsa o gelsin beri. Bizim için o atıyor mu atıyor hiçbir sıkıntı yok. Kim attın en son? Valla ana vatanı attım ama ben oğlumu işe koyamadım. Yani 10 tane de parti gelse, 50 tane de parti gelse hiç gözüme gözükmüyor. Valla? Valla hiç gözükmüyor. Durum kötü mü? Kötü tabii. AK Parti'ye mi atmıştın en son? Onu attım mıydı? Yalan yok. Ama hiçbirini gözüm görmüyor şimdi. Yani baş vermeyi düşünüyorum lanki. La 50, 150, %50 rapor var böyle mi? Bir adamın raporu işe koyamadım. Ne demek bu? Neden? Engelli, işe koyamadı. Belediye başkanına gittin mi? Ya başkana gitmedim. Kaç kere girişini yaptım, hep boş. Ya bakmıyorlar. Kime bakıyorlar? Kime bakıyorlar? Herkese bakıyorlar. Niye? Şeyde iş buradan işe gireceğiz diye oradan girişini yaptık. Ankara'da çekiliş yapılıyor dediler. Çekiliş de burada spor şeyinde yapılmış. Gantim değil mi bu? Onun için... Pişman mısın verdiğin AK Parti? Ya pişman değilim ama böyle olduktan sonra hiçbirine ve o evimeyi de düşünmüyorum. Yazık yani. Soğuttular diye. Soğuttum tabii. Ne demiyorsun? Adam ekmek yemesini bilmeye işe alıyorlar. Benim %50 raporuyla olanmış almıyorlar. Allah yardımcım olsun. Hiç.
İlave TV yeni de duydum ama gönlümden geçen Türkiye'ye en yararlı olan demokrasi koşullar içinde üretim yapan biri. Artık üretim diyorum yani bunun altında da vereceğim parti bellidir. Hangi parti? Üretim yapan. Ve sen bugün, hangisi bugün yapalım? Bugün meydanlarda da büyük ihtimalle CHP. Üretimci diyorsun. Evet, üretimci. Bugün, bundan sonra üretim yapan her dalda. Sanayide, tarımda. Siz tutun tarımda, teknolojide, özellikle bilimde, ticarette, her şeyde üretim yapın. Geçen dönem kime vermiştiniz? Geçen dönem 16 yıl boyunca AK Parti'ye vermişim. Bu dönem vermeyeceğim. Bu dönem vermeyeceğim. Belli değil yani, kararsızdım yani biraz. Neden kararsızsınız? Geçen dönem kime vermiştiniz? Onu ben açıklamam. Şimdi kamuoyuna giriyor. Evet. Ben gizli tutarım. Gizli. Ben yalnız sağcıyım. Evet. Bak. Ülkede sağcılık, solculuk kaldı mı sizce? Var mı şimdi, şu anda? Sağcılık, solculuk kalmadı. Evet. Yani ne diyeyim, nasıl açıklayayım? Sol kesimde aynı bir tutkusallık var. Evet. Sağ kesimde de aynı tutkusallık. Ama bazı sağ kesimler de sol kesimler kadar şey olmayanlar var yani. Uç dinine sahibi, dinine sahip olmayanlar da var. Sadece gönlüyor o kadar. Evet. Yani biz sadece kurduk ama hangi şey o gizli bir sırdır. Devlet için kim çalışırsa ona veririz oyumuzu. Herkesi fakir fikarayı tutan bir adamı kişiye versin oyun. Kime vereceğim ben bu kadar konuşuyorum. Kim var şu anda o anlattıklarında burada? Ya bunlar hepsi denenmiş bir insanlar arkadaşım. Evet. Bunlar bir de denenmemişe mi vereceğiz diyor. He, denenmemiş. Denemek lazım bir kere. 17 seneden beri denenmiş. 17 sene oy verdin mi? Verdik. Anca. Verdik. Ben memnun değilim yani. Verdiğim gidişattan hocam. Memnun değilsin. Memnun değilim tabii. Benim gibi gariban vatandaşlar memnun değil yani. Ama fakirin iş, zenginin işine geliyor. Fakirin işine gelmez. Ben vereceğimi belki de sandığın başında vereceğiz kararı da o zamana kadar biraz izleyelim. Düşünüyor mu? Canım hepimiz vatandaşlık görevimizi yapacağız bu akıl. Kararsızlık var mı bir? Ya çok kararsız var. Geçen dönemde hangi partiye vermiştiniz? Yerel seçim mi şey mi? Hem yerel seçim. Hem genel. Ya genelde biz sağ görüş olarak değerlendiriyorduk ama. Hangisi zaman ya oğlum şimdi onları biraz kendimize kaldım bazı şeyler. Ya anket yapın. Ben çakındım falan yok ha. Hı-hı. O anlamda değil. Ben emekli adamım. Bizim istediklerimiz var. Yani insan olarak yaşamanın ne olduğunu bilen insanlar olarak evet. Yol gösterici birilerini istiyoruz. Biraz daha. Yani Türkiye bir şeyler yapsın. Dışarıya karşı olsun, içeride olsun. Biz, yani sistem değil benimkisi. Bu istek yani. Vatandaş istek olarak düşünecek. Memnun musunuz gidişattan? Ya şu anda biraz kavgalı gürültülü gibi oldu. Ben ondan memnun değilim. Yani ondan yani. Ya kime verelim? Ben şaşırdım ya. Niye? Kime vereyim? Bilmem sen bile. Memnun musun gidişattan? Ya iyi. Benim için iyi. Ya iyi de emeklilik yok işte ne diyeyim. Emekli olamadın mı? Ya o daha 4-5 sene bu vallahi. Yaşa takıldın. Ya işe gitmedik ondan oldu abi. Emeklilikle yaşa mı takıldın? Evet. Yani. Hiç mi çalışma? Hiç mi sigorta yok? Ya 8-8 damba da açık yok. Ödeyemedim. Yapma ya. Vallahi hamallık ediyen ödeyemedim. Allah yardımcı. Ya sağ ol abi. Kimi be dersen ben o bey. Benim... Ben der dediğime vereceğim mi? Bak benim bir oğlan, benim hanım öldü. Evet. Bir oğlandan bir bu oğlan da hayırsız çıktı. Evet. Yurtta büyüdü. Kadirolu sigortalı işi de yaptı. 6-7 olmadan çay tıkırdılar ve deler çukurdu. Lan oğlum işine git. Lan oğlum işine git. Bitti. Neyle ne evlenecek? Nasıl edecek? Bu devirde bak, zor. Bak sen bana deyip benim o atayım. Tamam. Bak bir yalan söyleme. Benim ağzımda diş kalmıyor. Diş de yok ağızda. Kim, kime dersen onu atayım. Tamam. Tamam. Kim atayım? Valla. Ben ne deyve bak deyve. Benim partiyle bir işim yok. Sosyal yardımlaşmadan bir yardım bile alıyorum işte o. Kim haktan yanaysa doğrudan yanaysa onu atayım. Tamam abi. Tamam. Tamam. Kim böyle elini vicdanına koy ülke için, vatan için. Kim hizmet edecek? Ya ne diyeyim abi? 3 ayda bir kere 100 kağıt, 150 kağıt bir para ver işte. Hafizi bu. Doğrudan yanat. Tamam. Sana şunu at diyelim. Tamam abi. Ben AK Parti'ye veriyorum. Ne vereceğim? Başka de var mı kardeş? Neden AK Parti? Neden AK Parti? Vallahi nedenini sorarsan şu durumundan memnun olmayan kişi
namkör demektir. Ne diyeceksin başka? Diyecek bir şey var mı? Şükrünü bilecek. İslam ülkesi olarak biz gerçekten neler çektiğimizi şu durumda biliyoruz değil mi? Onun için fazla gerek yok. Bundan daha iyisi de olamaz. Olması da mümkün değil. Ama bu FETÖ parçaladığı değil, Türkiye'yi de parçalamaya hiç gerek yok değil mi? Biz bu memlekette yaşıyoruz. Bu memleketin çocuklarıyız. Buraya sahip çıkmamız gerekiyorken, hepimiz el birliğiyle çıkmamız gerekirken başka müdahalelere hiç gerek yok. Başka diyecek bir şey de yok. Siz efendim, hangi parti olduğunu düşünüyorsunuz? Biz ayrılamayız. AK Parti diyorsunuz. Biz ayrılamayız. Biz nedir ama biz de. Şimdi buradan yukarıdan aşağı pikaba binince Ankara'ya giderken Erol Taş gibi kolu yala koyuyorsun. Devam et. Bu yolu kim yaptı? Baban mı yaptı oğlum? Şimdiye kadar hükümet yok muydu? Dula yetime, karıya kıza bütün para veriyor. Emekli olmayan bir adam kaldı mı mekatta? Allah. Birlikte yaşa takılanlar var ama. Ya hak edenin hakkını Allah da verir, kulu da verir. Sen gelmişsin buraya, hak ediyorsun, buradan para alacaksın. Maaş girmeyen bir ev kaldı mı? Eskiden filan kez maaş alıyormuş deyince ölüyorduk. Ben AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum. Neden AK Parti? Ya geçmişten günümüze yapılanlar, her şey ortada zaten. Yani daha iyisi yok diye düşünüyorum. Keşke daha önceden başa gelselerdi. Yani o kadar değişim gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri olsun. Ondan sonra memleketimizin hali olsun. Yani adamlar siyaseti harbiden yapıyor diye düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan hayranı olarak da yani Allah ömrümüzden alsın onun ömrüne versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gerek yok. Yani desem de yetmez yani. Bu ülke için, Türkiye için. Yani çok güzel şeyler yaptılar. İnşallah daha da devam edeceğiz, güçleneceğiz. Diğer devletlere karşı kendimizi dimdik göstermeye çalışıyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Siz efendim? Ben uygulanmayı düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsunuz? Gözümü kapatacağım, rastgele basacağım. Kime denk gelirse. Geçen dönem kime vermiştiniz? AK Parti'ye. Bu dönem? Şu anda da bir şey düşünmüyorum. Biraz... Ekonomik kararsın. Olarak etkilendiniz mi? Ekonomik olarak da mazot 10 liraya kadar çıkacak zaten herhalde bugün işte. Evet. Daha da çıkmadan bence şu anlık MHP'de düşünüyorum. İlla ki geçmiş zamanlarda olduğu gibi bir sıkıntılı dönemlerden geçtik. İnşallah bunu da atlatacağız. Ekonomide... Nasıl atlatırız mesela? Ya nasıl atlatırız? Ya bunu tabii yukarıda olan insanlar illa ki bir belirli projelerle, ekonominin düzeniyle illa bunun da bir düşünceleri vardır. Ya ben buna inanıyorum. Çok sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bundan daha kötülerini görmüş babalarımız, dedelerimiz vesaire. Ha bunu da atlayacağız diye inanıyorum. Şu seçimden sonra her şey rayına oturacak. Daha güzel bir... Daha kötü olursa. Daha kötü olursa. Ya bundan daha kötüsü... Allah zeval vermesin yani. Yine ayakta durmaya çalışacağız. Daha kötüsü de olsa... Pişman biz... olur musun? Pişman olmam. Ben daha her... kötü olursa pişman olmaz mısın? Pişman olmam. Neden? Ben her zaman davamın yanındayım. Pişman olmam ülke? Yani. Ya ülke zaten yoğunluğu benim gördüğüm düşüncede. Ya bizim davamız ümmet davası, millet davası. Ama o ayrı bir şey, İslam ayrı bir şey. Hı. Ekonomi daha kötü olursa bu ülkenin gidişatı, fabrikaları, işletmeleri, sanayisi, bilimi, ekonomisi, eğitimi daha kötü olursa. Daha kötü olursa bu adamın düzeltemediğini diğer başkiler düzeltemez. Ya ben biliyorum. İşte nereden biliyorum? Nasıl peşin hükümlü davranabiliyorum? Ya ben kendi irademi dayanaraktan 23 yaşındayım. AK Parti'den başka iktidar görmedin. Görmedim. Oy da vermedin. Oy da vermedim. İşte oy vermeden nasıl bilebilirim? Ya ben buna inanıyorum, bu adama tamam, inanıyorum. Tamam inanacağım bir şey demiyorum. Ama oy vermeden, bir insana tercih etmeden nasıl bilebilirsin? Ya siz şimdi kime oy vermemi ben tavsiye ben ediyorsunuz sen yani? Sen istediğini ha. Ver. Sen istedin, biz kimseye yani. Tavsiye etmeyiz. Yani daha kötü olursan ne yap, pişman olur musun diyorum. Ya daha kötü olursan bunu daha iyi yapabilecek bir insan varsa bana onu gösterin, ben gidip ben oyumu ona vereyim. Ben göstermeyeceğim, senin aklın var, fikrin var. Tamam. Ben ha. Gideyim sana. Ben gideyim ona vereyim. Ama ben bu adama inanıyorum, bunun arkasındayım. Ben bunu gördüm, bunu bildim, ben bunun her türlü arkasından giderim. Ha, diğerleri, yanlışıyla ha. Doğrusuyla yanlışıyla. Ha, çok aşırı bir yanlışlar olur, illa ki yolumuzu değiştiririz. Allah. Elinizden. Sen ne düşünüyorsun? Ya o zamana kadar olan oldu zaten. Ülkeyi sövüp sövüne çevirdiler. Bundan sonra ne olacaksa olsun. Ben MHP'den tarafıyım.